Arkadaşlar, herkese kucak dolusu selamlar ve saygılar. Köpeklerin sularını verdim. Biraz hava serinle düştüğü zaman da yalları vereceğim. Bu arada yavrularla ilgili, hocam yavrular gösterir misin diye epey bir mesaj geldi hemen. Yavruların son halini size aktarıyorum. Tor ve topalak dişinin yavrularına yanaştık, yerlerine. Onları size aktaracağım. Çakal burun erkek Nazar dedi arkadaşlar. Şu anda tedavisi devam ediyor. Enfeksiyon var. Ama o iki, Serdar hocam sağ olsun, onunla ilgileniyor. Ona da selamlarımızı gönderiyoruz. Yavruların size o iki tane dişisini, gel bakayım. Gel. Anam. İki tane dişiyi size. Arkadaşlar, bu. Şöyle göstereyim. Bu bir tanesi. Son halleri, topalak dişten. Böyle de yavruların düşeceğini zaten size söylemiştim. Daha yaş, daha kaç günlük? 3 haftalık, 4 haftalık. Bu da diğer. Alo, bunu da size arkadaşlar göstereyim şöyle. Yavruların son hali. Buradan çakal buruna tedavisi bir haftadan beri devam ediyor. İnşallah iyileşecek. Böyle bunlar öyle bir kuyruk yapacak ki, böyle araya çubuk soksan düşmez. Öyle kuyruk saracak bunlar. Kalın. Belki çok yüksek olmayacaklar ama çok orantılı, çok dolu dolu yavrular olacak. Yetişkinler olacak büyüyünce. Şimdi isterseniz diğer toların minik yavrularına doğru geçelim arkadaşlar. Çok şükür havalar ısınmaya başladı. Çamurdan kurtulduk. Şöyle göstereyim. Çamurdan kurtulduk. Burada ne var? Burada çorum kazları ve yavruları var arkadaşlar. Umarım görebilmişsinizdir. Gece gündüz çalışıyoruz. Bongalite'ye devam. Unla yal yapmaya devam. Bu ara biraz et buldum, eti. Etin suyuyla yal yapıyorum. Daha lezzetli yiyorlar. Evet. Şimdi poların yavrularına doğru gidelim. Hemen oraya gidene kadar bir iki bir şey söyleyeyim. Şöyle yanlış bir algı var. Her kurda, her kangalın kurtçu olduğu iddia edilmeye başlandı. Büyük bir cehalet. Kangalların hepsinin kurda kurtçu olduğu söylenmeye başlandı. Yani kurda giden köpek kangal oluyor. Veya kurda gitmeyen de kangal, yani soyu sopu, genetiği, geçmişi belli olsa bile kurda gitmiyorsa kangal değildir deniyor. Arkadaşlar, çoban köpekleri içinde bir köpeğin kurt boğması, kurda gitmesi, onun kangal akbaş veya yerli çoban köpekleri olmasını gerektirmez. Ha, bu arada size şeyi de göstereyim. Evet. Aha, dayının oğlunu bulduk arkadaşlar. Dayının oğlu da burada. Özledi çiftliği.
Bu yanlış bir algı, yanlış bir düşünce. Bütün köpekleri için de, çoban köpekleri için söyleyeyim. Kurda gideni gitmeyeni de olabilir. Kangallardan da kurda gitmeyen vardır. Akbaşlardan da vardır. Ama kurda gidenler de vardır. O bir kıstas değildir. Onu da size aktarayım dedim. Aha, gel bakalım. Gel sen. Seni hiç... Arkadaşlar, minik polarlar burada. Minik polarlar burada. Bir dişi bunu ayırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Damızla. Polar ve sansarcı yavrusu postu. Böyle. Bunu ayırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Diğeri de anneyi emiyor. O da erkek. Girmek ölüm. Onu da size şöyle aktarayım. Gel seni de göstereyim. Hop. Gel bakayım. Gel. Sansarcı kızım dur. Sadece. Aha. Bu da arkadaşlar erkek olan. Küçük gözüküne bakmayın. 3 kilo falan. 2,5-3 kilo vardır. 2,5 kilo. En az 2,5-3 kilo. Bunlar da 3 haftayı devirdiler arkadaşlar. Dayının oğlu, kurt katili dediğimiz dayının oğlunu düşeceğiz. Dayının oğlunu getir. Valla müthiş sevinçliyim. Müthiş. Babasına çok benziyor. Çok badireler atlattı. En sonunda hak ettiği yere bir şekilde tesadüfen bulduk ve geldi. Onun yeri apayrı arkadaşlar. Oğlum, biraz sonra onu da salacağım, birlikte gezeceğiz. Oğlum, yakışıklı oğlum, gel. Yakışıklı oğlum, gel. Burada arkadaşlar. Neler atlattı, neler. Ama dişlerini korumuş yani. Dişleri geçen gösterdim, tekrar göstereyim. Dişlerini korumuş. Yani normalde çok nadirdir bu kadar sıkıntı yaşayıp da dişlerini kaybetmeyen köpek. Çok nadir. Abi babasının da 12-13 yaşına kadar dişleri sağlamdı babasının da. Bu da genetikle alakalı. Ha işte arkadaşlar. Kurtçu dayı, kurt. Kurt katili demişiz buna. 1,5-2 yaşında bunu ziyarete gittiğimizde ayağı kırılmadan köye kurtlara bindiğini görmüş. Kurtlara aman vermediğini öğrencim anlattı. O dedik ki kurt katili. Hatta bir iki tane kurt. Bir daha o hikaye çok daha geniş, onu da anlatacağım. Adı öyle bir kurt katili dendi. Kurt katili olarak kaldı da. Ama adı dayı yani. Gene dayı diyeceğiz buna. Dayının oğullarının çoğuna dayı ismi verildi zaten. Kuyrukçu da burada. Şimdi sabırsızlıkla kuyrukçunun bacısının gelmesini bekliyoruz. Onun burnun ucunda hafif beyaz var. O da İzmit'te. Şu süreç normale döndüğü zaman getireceğiz arkadaşlar. Bütün emekçi kardeşlerimize selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Geçen yaptığım videoda gene söylüyorum. Size gösterilerin arkasını görmemiz lazım. Maalesef kamerada, sosyal medyada insanların çoğunun iç yüzleri belli olmuyor, aktarılamıyor. Ama perdenin arkasında da sizin böyle hoşunuza gittiğiniz manzara, hoşunuza gittiği bir manzaranın arkasında karanlık bir olumsuz
olumsuzluklar olabiliyor. Herkesin, insanların şeffaf olanlarla olmayanları ayırması gerekiyor. Şimdi ekmeğimizdeyiz, işimizin başındayız. Allah güç kuvvet verdiği sürece de bu yerli ırkların ıslahıyla ilgili kanımızca, kararımızca, kendi tecrübemizce az veya çok ıslahlarını yapmaya devam edeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.